Merhaba. İngilizce ileri seviye makale çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte İngiltere, daha doğrusu bütün Britanya'yı ilgilendiren bir makaleyi birlikte okuyacağız ve Türkçeye çevireceğiz. Başlamadan önce yapmak istediğim bir anons. mobil.ingilizce Instagram sayfası da bana ait bir Instagram sayfasıdır. Bu sayfayı da İngilizce adına güzel ve önemli paylaşımları kaçırmamak adına mutlaka takip edin diyorum. Bununla birlikte videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarında paylaşmayı da unutmayınız diyorum. Europolitics'ten dış basından aldığım bir makale. E, foreign students to reportedly be barred from UK unless studying at top universities. Yabancı öğrenciler Şimdi şöyle bir yapı var İngilizce'de. To be ecek, acak anlamına gelen. Bunun arasına e, etmek demek. Bunun arasına bir kelime girmiş to be'nin arasına. Söylentiye göre, reported diye, ya da bildirildiğine göre. Yabancı öğrenciler reported diye, bildirildiğine göre bermer etmek. Bakın burada infinitivin e, pasif kullanımı var. Çünkü arkadan gelen fiil üçüncü halde. ...to be bared... ...yani men edilecek... ...from the UK... ...Birleşik Krallık'tan... ...unless... ...medikçe madıkça anlamına gelen bağlacımız... ...unless studying at top universities... E, ...yani... ...en zirvedeki... ...top o anlamda... ...üniversitelerde öğrenim... ...görmedikçe... ...bunu takdirde olarak da alabiliriz... ...yani top üniversitelerde... ...zirvedeki üniversitelerde öğretim... E, görmedikleri takdirde. Başlığımız bu şekilde. Cuma günü yani dün yayınlanmış bir makale e, ve makalenin yazarı da Hannah Ward e, Glenton. Önce donelerimize bakıyoruz makaleyle ilgili. Foreign students yabancı öğrenciler. Bakın bir tanımlama geliyor. Şimdi biz want istemek fiilidir. a n ekiyle sıfat fiil türetiyoruz. Yani fiilden sıfat türetiyoruz. Dolayısıyla bu yapan, eden anlamında bir sıfat türetir. Wanting to study in Britain. Buraya kadar özne grubu. Britanya'da öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler. Şimdi fiile geçiyoruz. May be turned away. Turn away, reddetmek, geri çevirmek demek. E, may be fiilimiz. Fiilin önüne modal gelmiş %50-50 ihtimal anlamında. Geri çevrilebilirler. Unless, medikçe, madıkçe demiştik bağlacımız. Unless they have secured a place at a top university. Şimdi secure şöyle e, emin kılmak anlamında kullanılan bir fiil. Tabi biz bunu cümleye göre yer bulmadıkça yani bir yeri garantilemedikçe olarak alacağız. A place at a top university bir üst düzey üniversitede bir üst düzey üniversitede yer bulmadıkça geri çevrilecek. According to e göre demek, according to a report by the Times newspaper, Times gazetesinin bir haberine göre diyor. The plans come, bu planlar geliyor, yani zamanlama olarak geliyor, as iken, The conservative government, muhafazakar hükümet, attempts to reduce net migration. E, muhafazakar hükümet, Net göçü, radius indirmek, azaltmak demektir. E, indirmeye teşebbüs ederken geliyor bu planlar. As pledged in its e, 2019 manifesto. Şimdi as gibi ya da şekliyle, haliyle. Pledged şey demek, taahhüt etmek demek. Taahhüt etmek. İttihakası da burada hükümettir. Yani hükümetin 2019 manifestosunda taahhüt ettiği yani garanti ettiği, vaat ettiği üzere ya da vaat ettiği gibi. A record 504,000 people rekor düzeyde, bu record buraya sıfat olarak koyulmuş çünkü 504,000 kişi emigrated to UK Britanya'ya, Birleşik Krallığa göç etti in the year to June, yıl içerisinde Haziran'a kadar. According to the Office for National Statistics, şöyle bu büyük harfle yazılmış zaten, Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, yani bunu da neyin karşılığı olarak düşüneceğiz? Bizdeki TÜİM mesela işte bir istatistik tutan bir kurum olarak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun İngiltere'deki karşılığı gibi düşünebilirsiniz. Burada bir görselimiz var. The UK government, Birleşik Krallık Hükümeti, is looking to reduce migration. Tabii looking to, çalışıyor, çabalıyor ya da yollarına bakıyor anlamında. Reduce migration, göçü azaltmanın çarelerini arıyor. Şimdi bu virgülden sonra da bütün bu cümleyi tanımlayan bir relative clause sıfat cümleciği geliyor. Which ki bu, yani ne yapmak, e, göçü azaltmak, could impact international studies ability. Impact etkilemek demek uluslararası öğrencilerin kabiliyetini etkileyebilir. Ne kabiliyetini? Yani yapabilme şanslarını etkileyebilir. To study in Britain, Britanya'da öğrenim görme kabiliyetlerini etkileyebilir. Londra kaynaklı bir haber. Foreign students wanting to study in Britain. Dediğim gibi burada bir sıfat fiil var. Britanya'da öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler maybe be turned away. Geri çevirebilirler. Unless they have a sec they have secured a place, ne yapmadıkça, yer bulmadıkça bu cümle yukarıda geçmişti. At a top University, according to a report by the Times newspaper, Times gazetesinin e, bildirdiğine göre, haberine göre, report bildiri haber anlamında. Ministers were allegedly discussing. Şimdi. E, buradaki tabii allegedly eliş iddia etmek söylemek demek. Burada bir zarf var. Ministers bakanlar bak e, ministers were discussing bakanlar görüşüyordu. Peki allegedly arada nasıl alacağız? İddiaya göre. E, how to reduce nasıl azaltılacağını reduce. Neyin peki? Flows to the UK Britanya'ya yani Birleşik Krallığa akışın nasıl azaltılacağını After record levels of net migration, rekor düzeydeki net göçten sonra were reported on Thursday, şöyle pardon yani burada tam bir bütün bir cümle varmış. After record levels of net migration were reported on Thursday, perşembe günü, burası simple past, pasifmiş dili geçmiş zaman, rekor seviyede net göç bildirildikten sonra. Birleşik Kralla net göç akışı bildirildikten sonra bakanlar ne yapıyordu? Bakanlar iddiaya göre, iddiaya göre bu akışın nasıl azaltılacağını görüşüyordu. According to the report habere göre ya da bildiriye göre there will o bildirime göre there will also be restrictions. Restriction kısıtlama demek. Also da aynı zamanda bir zaten ecekacak, Aynı zamanda Kısıtlamalar olacak. Yani şunda da kısıtlamalar olacak olsun. On e dair anlamında. How many family members the students are able to bring into the country with them? E, kaç tane aile üyesini öğrencilerin are able to bring getirebilecekleri konusunda ülkeye with them beraberlerinde bu konuda da kısıtlamalar olacak. The rules will also only apply, kurallar gene aynı zamanda var burada, will ecekacak, only apply, hitap edecek. Yani uygulanacak to foreign students, yabancı öğrencilere. Şimdi hangi yabancı öğrencilere uygulanacak, onu anlatan, öğrencileri tanımlayan bir relative clause geliyor sıfat cümlesi. Who aren't already living in the UK, already, çoktan ya da zaten Birleşik Krallık'ta yaşamıyor olan öğrencilere. Yani şu anda Birleşik Krallık'ta öğrenim görüyor olanlar bu durumdan etkilenmeyecekler ama bundan sonrakiler etkilenecek anlamında bir cümle. Roughly, kabaca, 1.1 million people, 1.1 milyon kişi arrived in the UK, Birleşik Krallığa geldi, vardı. In the year to June, yılın, Haziran'a kadar olan kısmında with around Uh, uh, 560000 emigrating in the same period e şöyle elraftı rakamlardan önce açıklamak yaklaşık yaklaşık 560000 uh, 560 bin 560, göç eden in the same period aynı periyotta göç edenle birlikte living live bırakmak demek net migration at a record yani net ve bu da net göç şu durumda bırakıyordu o anlamda at a record 504.000 people rekor seviyede bin kişi şekline getiriyordu yani halinde bırakıyordu according to the office for national statistics ulusal istatistik ofisine göre perşembe günü evet office for national statistics on Thursday evet the reported plans bu bildirilen planlar to deter foreign students deter caydırmak demek e, to da için anlamında işte yabancı öğrencileri caydırma planları from studying in britain britanyada öğrenim görmekten caydırma planları buraya kadar özne grubuydu sim görünüyor to go against the government's international growth strategy Şimdi hükümetin uluslararası büyüme stratejisinin ne karşıt görünüyor? Go against. From 2019. Yani hükümetin 2019 yılındaki uluslararası büyüme stratejisinin karşısında ya da aleyhine görünüyor. Which was designed? Şimdi bu stratejiyi tanımlayan bir sıfat cümleci başlıyor. Ki bu strateji was designed. Burası da ileri geçmiş zaman pasif. Tasarlanmıştı. To increase the number of International Students. Öksüreceğim. korkmayın. <laughs> evet. E, tool gene burada amaç bildiriyor. Bu, bu e, plan tasarlanmıştı. To increase the number of international students, uluslararası öğrencilerin işte sayısını arttırmak için tasarlanmıştı. In the UK, Birleşik Krallık'ta. Each year to 600,000 by 2030. Yani 2030'a kadar her bir yıl 600,000 bin e, ee, öğrenci sayısını arttırmak için tasarlanmış da ee, önceki strateji. Evet. Şöyle alayım biraz daha şöyle görelim. Evet. Which was designed to increase the number of international students studying in the UK each year to 600,000 by 2030. That target bu hedef was reached. Bu hedefe ulaşıldı. In the 2020-2021 academic year, yani 2030 yılına kadar 600 bin e, öğrenci sayısını arttırma amacına daha 2020-2021'de ulaşıldı. Yani ki bu yılda, bu zamanda more than 605,000 non-UK students, 605,000'den fazla e, Birleşik Krallıklı olmayan öğrenci, Birleşik Krallık'tan olmayan öğrenci o anlamda enrolled, kayıt yaptırdı in higher education, yüksek eğitime, öğrenime. According to the Higher Education Statistics Agency, yüksek öğrenim istatistik birimine göre, according to a göre. The strategy was originally put in place, put in place uygulamaya koymak demek, strateji orijinalinde yani çıkış noktasında başlangıçta was put into place uygulamaya konuldu. Burada amaç bildiren toolumuz geliyor. To support the UK education sector. Birleşik Krallık eğitim sektörünü desteklemek için. Hangi amaçla desteklemek için? Gene bir tool geldi burada. To access global opportunities. İşte küresel fırsatlara erişim noktasında desteklemek için. According to the government website, hükümetin web sitesine göre. A representative for the Home Office Representatif temsilci demek. Home Office'de İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci set söyledi. There will be no comment. Will'in bir derece pastı. Çünkü biz bir reporta speech başlattık. Aktarmalı anlatım. Aktarmalı anlatımda aktarılan kısımda cümlenin tensi bir derece pasta gider. Will'in de bir derece pastı would'dur. Söyledi. There will be no comment on the speculation spekülasyona dair bir yorum yapılmayacağını, hangi spekülasyona dair, around the idea, şu fikre, fikri ne dair, fikriyle ilgili spe spekülasyona dair yorum yapılmayacağını, nedir o fikir ortaya atılan, the foreign students may be prevented, yabancı öğrencilere engel, o yabancı öğrencilerin, burası pasif yapı var burada, may be prevented, engellenebileceğine dair spekülasyonla ilgili from entering the UK, Birleşik Krallığa yabancı öğrencilerin girişine engel olunacağına dair spekülasyon üzerine yorum yapılmayacağını, yani bu konuda yorum yapılmayacağını söyledi. İşte bakandan bir temsilci. It did however, o bununla birlikte, bununla birlikte provide sağlıyor, a statement bir ama, açıklama sağlıyor, bir ifade sağlıyor from interior minister. İşte İçişleri Bakanı Suela Braverman'dan who said ki o söyledi. Yani şöyle yorum yapılmayacağını söyledi ama yapıldı demek istiyor ittikle. Ancak e, sağladı bir açıklama sağladı İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanından from Interior Minister Suela Braverman vasıtasıyla bir e, açıklama da sağladı ama diyor. Who said ki Braverman söyledi it was understandable anlaşılabilir olduğunu söyledi record numbers of people travel to the uk. İngiliz krallığı seyahat eden rekor sayıdaki insan sayının rekor sayının in light of the war in ukraine. Yani Ukrayna'daki savaş doğrultusunda in light of o anlamda ışığında anlaşılabilir olduğunu söyledi. Başka da saymaya devam ediyor neler doğrultusunda? The evacuation in Afghanistan. Af Afganistan, Afganistan'daki tahliye And the crackdown on rights in Hong Kong ve Hong Kong'daki e, crackdown baskı demektir. E, on rights, haklar üzerine yapılan baskı nedeniyle olmuş bu akış, insan akışı Birleşik Krallığa. But that, ama şunu da söyledi. The British public rightly expect, Britanya halkının rightly expect, haklı olarak beklediğini umduğunu söyledi. Migration to be reduced over time. Göçün over time zaman içerisinde to be reduced burası infinitive pasif e, azaltılmasını beklediğini söyledi halkın haklı olarak this level of migration bu düzeyde güç göç has put pressure yani bu seviyedeki bir göç baskı oluşturdu put pressure on accommodation and housing supply supply arız demektir yani. İkamet ee, ikamet ve konaklama, accommodation konaklama ve ya, ikamet ve housing konaklama üzerinde bir baskı oluşturduğunu söyledi. Başka da neler üzerinde saymaya devam ediyor? Sağlık üzerinde, education, eğitim üzerinde, and other public services ve diğer kamu hizmetleri üzerinde. We must ensure, biz sağlamalıyız diyor. Tırnak içerisinde kendisinin konuşmaları devam ediyor. Ee, we have a sustainable, balanced and controlled approach şöyle sustainable sürdürülebilir, balance dengeli ve kontrollü bir yaklaşım e, sağlamalıyız. Yaklaşımımız o e, yaklaşımımızın olmasını sağlamalıyız. Which is ki bu nedenle, which is why ki bu nedenle, we continue to keep our immigration policies under review. Biz devam ediyoruz to keep tutmaya tut, keep, tutmak, sürdürmek, muhafaza etmek demek. Tutmaya devam ediyoruz. Our immigration policies, göç politikalarımızı under review, gözlem altında tutmaya devam ediyoruz. Braver man said in the statement, dedi Braverman açıklamasında, ifadesinde. Ve tırnak içerisinde yine kendi ağzından çıkan sözler devam ediyor. My priority, benim önceliğim remains, kalıyor. Yani önceliğim hala şu demek istiyor. Tackling the rise in dangerous and illegal crossings, tackle mücadele etmek, uğraşmak demek, the rise artışla mücadele etmek benim önceliğim, in dangerous and illegal crossings, tehlikeli ve legal olmayan yani hukuka uygun olmayan geçişlerle. And stopping the abuse of our system ve sistemimizin abuse kötüye kullanmak demek, e, istismarını kötüye kullanımını durdurmak. It is vital, hayati öneme sahip diyor. Ne hayati öneme sahip? We restore, e, burada bir isteğe validet olabilir. E, ama kullanılmamış. We restore, republic, e, we restore public confidence. Şöyle, halkın kamuoyunun güvenini restore etmemiz, yeniden sağlamamız hayati öneme sahip. And take back control of our borders ve sınırlarımızın kontrolünü take back, geri almamız she wrote şeklinde yazdı diyor. Evet yani işte bakalım bu cümleyi yazdı. The conservative government, e, muhafazakar hükümet, has launched, launch yürürlüğe koymak, başlatmak demek, a series of initiatives, bir dizi, e, şimdi inisiyatif de inisiyatif demek, yani bir dizi inisiyatifi yürürlüğe koydu, yürürlüğe koydu. Girişim anlamı da var inisiyatifin, bir dizi girişimi yürürlüğe koydu. After sonra neyden sonra? Pledging to reduce. Taahhüt ettikten sonra azaltmayı. Net migration, net göçü to the UK. Birleşik Krallığa. In its 2019 manifesto. 2019 manifestosunda Birleşik Krallığa göçü. E, net göçü azaltmayı taahhüt ettikten sonra bir dizi girişimi ne yaptı? muhafızgar hükümet yürürlüğe koydu. Including içeren yani bu bir dizi e, girişim şunu içeriyor it's controversial plans İşte controversial demek ihtilaflı demek yani tartışmalı planları içeriyor to deport migrants to Rwanda Rwanda e, göçmenleri Rwanda'ya sınır dışı etmeyi de içeriyor and deals with France ve deal, deals is, isim olarak kullanmış burada Fransa ile anlaşmaları içeriyor to dark target small boat crossings ee, işte küçük botla geçişleri hedef alma noktasında Fransa ile da içeriyor. Ve metnimiz de burada son buluyor. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı ve mobil.ingilizce Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.